İstanbul kaç bin senelik bir şehir? Nereden başlıyor ve hangi medeniyetler olmuş burada? Hı hı. Fatih Bey, aslında Yeni Kapı kazılarında İstanbul'un en eski, yani sur içindeki en eski yerleşmesine de ulaşıldı. 8000 yıl geriye gittik. 8200 yıl, 8500 yıl İstanbul'un kuruluş tarihini geriye çekti. Yani milattan önce 6200'lere bu tarihi getirdi. Tabii dediğiniz gibi eskiden çok fazla bu kent içinde yapılan İşte binaların inşasında yapılan kazılarda bu tür böyle eserlere çok dikkat edilmiyordu. Ama tabii artık günümüzde Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü özellikle arkeolojik sit alanlarında, kentsel sit alanlarında bu tür böyle inşa faaliyetlerinde bir denetim sürdürüyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Yeni Kapı'da Marmaray ve metro inşaatları sırasında burada kurulacak istasyonların kazı çalışmalarında ortaya çıktı. 2004 yılı sonlarında, 2005 yılında başlayan arkeolojik kazılardaki birinci videoyu alabiliriz. Video bir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin burada başlattığı kurtarma kazılarında yaklaşık 9 metrelik bir dolgu tabakası, kültür dolgusu ve ölçü olarak da 60 bin metrekarelik bir alanı kapsayan devasa bir alan. Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün uzmanları ve yaklaşık olarak 20 video değişik... Video gelmedi daha değil mi? Video gelmedi. Arkadaşlar video 1. Video 1. Uzaya araç yollamanızı istemiyoruz çocuklar. Bir video yiyeceksiniz. Orada vardır muhakkak, değil mi? Çok önemli değil. Ben neyse, kazıları gösteriyordu oradaki video zaten. Gösteremiyor. Çok devasa tabii bir çalışma. Yaklaşık olarak geldim. Evet. Yaklaşık olarak bazen 600 kazı işçisi, bazen 1000 kişiye çıktı bu. Bazen gece gündüz devam eden bir kazı çalışması oldu ve tabii ki inanılmaz bir herhalde bu çok da hızlı bir çalışmaydı bu bir yandan. Aslında şöyle bir arkeoloji anlamında yani arkeoloji anlamında. Şöyle söyleyeyim yani öyle gibi gözükse de değil. Değil mi? Değil. Yani bu bir kurtarma. Normalde bu böyle bir kazı mesela bana 50 yıl sürer mesela. Burada evet, birkaç yıl içerisinde bayağı bir kazı yapıldı. Şöyle bir kurtarma kazısı olmasına rağmen bu 9 yıl sürdü. Evet, yani 9 bir sürdü. 9 yıl kurtarma kazısı olmaz. Anladım. Yani ben bunu örneklerin yurt dışında da yaşadım. Mesela İngiltere'de verdiğim bir konferansta ayakta alkışlandım. Neden olduğunu anlayamadım. Çıkışta sordum. Dediler ki burada müteahhit kazının süresini belirler. Yani bizde öyle bir şey yok. Bizde arkeoloji müzesi ne kadar gidiyorsa o kadar. Yani bir süre belirleme ile biz karşılaşmadık. Yani çok medeni bir davranış biçimi. Kesinlikle, kesinlikle. Ve işte dediğim gibi 600 işçi, 1000 tane işçinin çalıştığı bütçe nereden geldi bir bu kazı. Bütçe iki tane şeyden, kurumdan. Bir tanesi Ulaştırma Bakanlığı doğrudan Marmara'yı fonladı. Diğeri de Metro Büyükşehir Belediyesi tarafından. Yani İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün bütün bütçesi bu iki kurum tarafından karşılandı. Ve kaça mal oldu bu kazı? Bunun tam maliyetini ben şu anda bilemiyorum. Çok karışık çok yani, büyük bir bütçesi var. Peki ne buldunuz burada? Bu bize ne öğretti yani, bu kazı İstanbul'la ilgili? İstanbul'la ilgili en eski kalıntılara ulaştık. 8500 yıl öncesi dedik. O zaman dördüncü slide gelebilirse. Slide 4 arkadaşlar. Slide 4'te. Bununla ilgili bir program var değil mi? Bir belgesel çekildi bununla ilgili ve National Geographic'te galiba yayınlandı. Tabii tabii. National Geographic'te Tunnel to a Lost World diye bir belgesel 2008 yılında çekildi. Arte kanalında da İmparatorun Kayıp Limanı isminde bir belgesel çekildi. Şimdi burada tabii binlerce, on binlerce arkeolojik eser çıktı. Bu tabii her arkeoloğun, her sanat tarihçisinin, yani bizim meslekte olan herkesin içinde olmak isteyeceği bir proje. Yani bu hayatınızda bir kere karşılaşabileceğiniz, belki de hiç karşılaşmadan bu mu çıktı, emekli bu mu olacağınız o eski liman? Bir şey. Aşağıda gördüğünüz mimari kalıntılar Yüzada dediğimiz yani limanın ilk kurulduğu alanı gösteriliyor. Batı kısmı, Samatya kısmı. Onun dışında inanılmaz tabii hayvan kemikleri ortaya çıktı. Profesör Doktor Vedat Onar İstanbul Üniversitesi'nden
binlerce hayvan kemiğini inceledi. Niye? Bunlar son derece önemli. Bir kısmının üzerinde kasaplık izleri tespit edildi. Yani limanın içine akan Lykos deresi etrafında kurulmuş olan mezbahalar var. Bir kısmı oradan gelmiş ama bunun dışında 60 değişik hayvan türü tespit etti. Ya yani bunun içinde egzotik hayvanlar var. İstanbul'daki işte arenalara... Hangi yıl endeksleniyor bu liman? Bu liman milattan sonra 4. yüzyılla 10. yüzyıl sanı 11. yüzyıl yani başlarına. Bizans dönemi. Bizans Roma dönemi. Aynen. Theodosius zamanında kurulmuş olan... Büyük ihtimalle o zaman herhalde bu arkada gördüğümüz fotoğraftaki arena için getiriliyordu belki o hayvanlar. Evet. Bir kısmı da tabii ki burası bir liman ve özellikle Mısır'dan taşınan hububatın depolandığı bir liman. Başta tabii ki çok büyük gemilerle İskenderiye'den direkt Konstantinopolis'e taşınmış hububat. Ama daha sonradan da Tenedos'ta yani Bozcaada'da ara depolar inşa edilmiş. Çünkü Çanakkale Boğazı'nı söktürmesi son derece zor. O yüzden büyük gemiler orada inşa edilmiş olan silolara taşıyorlar. Daha sonra küçük gemilerle Bozca'dan buraya geliyor. Evet, aynen. Bu şekilde taşıma yapılmış. Ve tabii ki limana getirilen malların da pazar yerlerine ve silolara taşınması lazım. Burada da atlardan faydalanılıyor. Profesör Onar'ın yaptığı çalışmalarda... Yani o zaman mesela Haliç'ten faydalanmamışlar. Haliç'ten aslında tabii Haliç her dönemde inanılmaz bir liman. Ama Konstantinopolis'in başkenti olarak tekrar inşa edilmesiyle beraber inanılmaz bir ham madde ihtiyacı oluyor. Peki hocam, kronolojik olarak gidelim. Şimdi bu dediğiniz 4. yüzyıl dediğiniz bu yakın tarih. Evet. Ama sizin bulduğunuz milattan önce 6000-6500. Aynen. Şimdi o ilk bulgular kim? Hangi medeniyet? Evet. Kim onlar? Bu buraların ilk sahibi kimler? 5. slide'ı. 5 arkadaşlar. Bunlar İstanbul'u kuranlar büyük ihtimalle, değil mi? İstanbul'da evet, ilk şehir. Evet, yani geçmiş bilgilerimize göre İstanbul'un işte bir koloni şehri olarak milattan önce 7. yüzyılda kurulduğu bilgisi şimdiye kadar hep söylenirdi. Ama tabii ki İstanbul içinde yapılan kazılarda bu tarihten önce de önceye tarihlenen kalıntılar da karşımıza çıkıyordu. Ama ilk defa Yeni Kapı'da milattan önce 6200'lere tarihlenen bir köy ortaya çıktı. Bu kadar eski hangi şehirler var dünyada başka? Yani Anadolu'ya baktığınız zaman tabii ki Anadolu'da şeyler var, yerleşimler var. Tabii Mezopotamya'ya baktığınız bugün hala büyük şehir olan. Pardon? Bugün hala büyük bir şehir olan ve giderek büyümüş başka hangi şehir var böyle? Mesela Kudüs'ten daha mı eski burası? Neolitik. Tabii. Evet, İstanbul. İstanbul'un kuruluşu. Hangi şehirler var? Dediğiniz gibi Mekke'ye sahibidir. Evet. Ondan sonra bugünkü Hindistan böl, Güney Hindistan yani Güney dünyanın Güney Pasifik bölgelerindekileri kolonileri sayabiliriz ama şöyle bir şey unutmayalım. Biz İstanbul'u hep bağımsız düşünüyoruz. Esas İstanbul bağımsız değil. İstanbul eski dünya hocam gayet de iyi bilirler hocalar ikisi de. Eski dünya dediğimiz unsur da temel bazı ihtiyaçlar var. Nedir bu temel ihtiyaçlar? Bugün Beykoz'a gidersek sokakta neleri görüyoruz? Afganları görüyoruz. Kadıköy çarşıda gezersek kimi görüyoruz? Türkmenleri, Azerileri görüyoruz. Bunlar işçi olarak gelenler. Ve bir sekte talep var değil mi burada? Bu dünyanın her zaman bu orta dünyanın bir talebi var. İnsan iş gücü. Bunu mitolojik olarak nereden bakarız? Amazon kadınlarından bakabiliriz değil mi? Erkekleri damızlık olarak kullanıyorlar ama köle yapıyorlar. Sonra ta kölemen oğulları diye Mısır'da devlet kuruyorlar. Bunlar Kafkaslardan geliyor. Niye? İnsan iş gücü bakın. Temel insan. Köle ve insan iş gücü. Köle veya asker. Köle ve asker. İnsanlığın asıl temel noktası nedir? Hayatta kalabilmesi için. Beslenmesi lazım. Nerede bu? Hemen bu Christoph Kolomb'la başlayan ve aşağıdan işte ümit burnuyla hareket kazanan ne kadar dünyada dünyanın beslendiği bir nokta var. Neresi bunlar? Bugünkü Romanya, Bulgaristan, Ukrayna. Kırım ve Mısır havzası. Buralara kim hakim oluyorsa Osmanlı fetihlerine bakın.
Osmanlı fetihleri bu şekildedir. Gıda, dünya gıda piyasası ele geçiriyorsunuz. Eski dünya. Bu böyledir. Şimdi bugün baktığınızda İstanbul niçin önemlidir? Aşağıda Yunan Mora bölgesi, Yunan yarımadası tarım var mı? Yok. Mısır zaten kendine zor yetiyor. Anadolu'nun zaten içine zor yetiyor. Anadolu'nun yetiştirdiğini göndermesi zor. Develerle siz nereye kadar götürüp? Ama bir geminin, bir ton gemi yük götürebiliyor. Sen devenin götürüleceği biller şeyler belli. Ve Karadeniz bölgesinden gelen bütün o tahıl aşağı doğru gidiyor. Aşağıda bir tarıma ihtiyaç var. Ciddi bu. Şunlar Yunan kolonileri milattan önce gelmiyorlar İstanbul'a veya bugünkü Marmara Ereğlisi'ne, bugünkü Silivri'ye gelmiyorlar. Bu ne der? Hayatın daim edilmesi gıda ihtiyacı var. Ve bu gıda giderken gelirken bir sirkülasyon yapması lazım. Güvenli bir liman var. Truva Savaşları'nın temeli nedir? Bu gıda piyasasını ve köle ticaretini ele geçirmektir. Çünkü bu boğazdan çıktığınızda kim oraya kadar onu ele geçiriyorsa dünya gıda piyasasını, köle ticaretini ve bundan mukabil parayı ele geçiriyor. Ve ne oluyor? Haliç doğal bir liman, burası doğal bir liman ve burada önce sığınıyorlar. Burada temel ihtiyaç yapıyor. İşte gemi diyelim ki 500 bir ton buğday getirdi. Bu bir tonun yarım tonunu buraya bırakıyor. Buradan ne alıyor? İşte buradan diyelim ki köle alıp götürüyor ya da zeytinyağı alıp götürüyor. İşte her gelen gemiyle değiş tokuş pazar noktası oluyor. Bu neyi getirir? Dini getirir, insan çeşitliliğini getirir, hayvan çeşitliliğini getirir. Ve o yüzden yeni kapı kazıları dünya tarihinde bizim anlatamayacağımız kadar değişiklikleri sebebiyet verdi. Nedir değişiklikler? Söyle bu kadar rivayet edilenlerin hepsinin delillerini ortaya koydu. Birincisi çok önemli. Biz dünya tarihinin değiştiğini görüyoruz burada ama biz farkında değiliz İstanbullular olarak. Bu yeni kapı kazıları dünya tarihini değiştirdi. İki, İstanbul'un yaşadığı coğrafi zorlukları ve işte tsunami gibi bir gerçeğiyle tanışmış oldu. Erozyonla beraber toprağın neleri değiştirdiğini görmüş olduk. Artı İstanbul'un öyle kendimizden basit düşünebileceğimiz bir yer olmadığını gördük. Ve bizim arkeolojik noktanın dışında sosyolojik olarak, iktisadi olarak bakış açımızı o kadar büyük değiştirdi ki o yüzden İstanbul'la Hindistan'ın bağlantısı kurabiliriz. İstanbul'la bizim bu Buhara'nın bağlantısı kurabiliriz. Biz bugün İstanbul'la Viking bölgesinin bağlantısı kurabiliriz. Ve bu yeni kapı kazıları bize bu veri tabanını verdi. Şimdi bunların detaylandırılması, etlendirilmesi kaldı. Hani nasıl şimdi ekranda görüyoruz ya kemikler. O kemiklerin şimdi etlendirmesi. Kültür de böyle bir şey. O yüzden Foucault'cuların gerçekleştirdiği yeni kapı kazıları ya dünyada emsal olmayan bir örnek. Ve bu şehri şunu götürdü. Bu şehir dünyada bütün bu özellikleri beraberinde taşıyan nadir bir şehir olduğunu bir kez daha ispatlanmış oldu.